Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Ben görmüş olduğunuz gibi kahvaltı hazırlığına başladım. Burada ne yapıyorum? Patateslerimi soydum, ortadan böldüm. Güzel bir kahvaltı tarifi yapacağım. Gülaycığım vermişti bana o tarifi. Yumurta kapama yapıyorum biliyorsunuz. Onu aynı şekilde bugün patatesle yapacağım. Şimdi kalan kahvaltılıklarımı da hazırlayayım. Soframı kurayım. Birazdan sofrada buluşuruz diyorum. Evet, patatesler haşlandı. Onları süzdüm. Güzel tavaya hemen şöyle azıcık bir şey, bir tatlı kaşığı kadar salça aldım. Domates salçası, pul biber koydum, karabiber, kekik koydum, tuzunu koydum. Salçayı biraz kavuracağım. Ondan sonra sosislerimi ekleyeceğim. Ben bu şekilde yapıyorum. Sosisleri kızartıp üzerine salça döken arkadaşlar da var. Ama ben genelde böyle yapıyorum. Benimkiler böyle seviyor. Hatta biz bayağı dibini tutup bir şekilde yapıyoruz. Bayağı yanık derecesinde arkadaşlar. Şimdi sosisleri ekledim. Buna göre de tahta kaşığım vardı. Kötü oldu. Geçenlerde attım. Çıktığında böyle küçük tahta kaşıklardan almam lazım. Şöyle sürtmeden karıştırayım ama zaten biraz hafiften çizmişim sanki. Evet, bu böyle. Şimdi kapağını kapatacağım ama kapağını kapatmadan önce çok azıcık su ekleyeceğim. Sosisler pişecek. Suyunu iyice çekecek. Nar gibi kızaracak ve afiyetle yiyeceğiz. Sosisin en sevmediğim tarafı çok sıçrıyor. Bir de böyle her zaman yapmıyoruz. Arada bir canımız isterse. Böyle her alışverişte sosis falan almıyorum ben. Evet, şimdi ben suyunu ekleyeyim, kapağını kapatayım. Pişince tekrar sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar tereyağını koydum. Aynı yumurta kapama gibi baharatlarını da koydum. Buradan Gülaycığıma Almanya'ya selamlar gönderiyorum. O bana çok güzel oluyor. Yeşim abla muhakkak yap dedi. Aslında küçük küçük haşlamalık patatesle daha güzel olurdu. Benim öyle küçük patatesim yoktu. O yüzden mecbur böyle ortadan bölmek zorunda kaldım. Ben haşlanmış patatesi sade hiçbir şekilde yiyemiyorum. İnşallah bu şekilde hoşuma gider. Birazdan yağlarını da üzerine dökeceğim. Şimdi şöyle bakın, ah elim yandı. Sosis de az kalmış oluyor. Yavaş yavaş sofrayı kuruyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kahvaltım hazır. Patatesler böyle mis gibi kokuyor. Bol tereyağlı, baharatlı. Çayları doldurduk. Kahvaltılarımızı da koyduk. Orada da sosisimiz. Ekmek kızarttık. Daha ne olsun, Rabbim olmayanlara versin. Bizlere de bin bir bereket versin inşallah diyorum. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Böyle manzaramız eşliğinde. Kahvaltıdan sonra inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Bize afiyet olsun. Bizi kahvaltı sofralarında izliyorsanız sizlere de afiyet, şifa olsun arkadaşlar. Tekrar görüşürüz diyorum. Bir hafta sonu kahvaltısını daha yaptık. Mutfağı toparladım, bulaşık makinesini çalıştırdım. İnanın akşam yıkamıştım, sabah boşaltmıştım makineyi ama bir kahvaltı hazırlığı makineyi doldurdu. Sağlık olsun. Zaten böyle ailece kahvaltı bir tek hafta sonları yapıyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? Arkamda gördüğünüz gibi malzemeleri çıkardım. Bir borcam dolusu güzel bir köstebek pasta yapacağım. Biliyorsunuz hastalandığımız zaman 4-5 komşumuz Allah bin kere razı olsun yemek getirmişti. Onların tabakları balkonda fırının üzerinde duruyor. Daha önce size çekmiştim. Bugün Allah kısmet ederse pasta soğusun, komşularıma ikram edeceğim. Çünkü onlar gerçekten zor zamanda kapımızı tıkladılar, bize destek oldular. Ben de böyle naçizane bir iki dilim tatlı göndermek istiyorum. Aslında pastadan önce Barış'la şöyle balkonda güzel bir kahve keyfi yapacaktık. Ama dedim ki keki fırına atalım. O soğurken biz kahve keyfini yaparız. O arada bulaşık makinem de bitmiş olur. Evet arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim. Yavaş yavaş hazırladım. Şimdi telefonu sabitleyeyim. Daha önce çekmiştim. Kanalımda tarifi vardı. Yapan beğenen çok arkadaşım oldu. Gerçekten çok güzel bir tarif. O zaman hep beraber şimdi pastayı yapalım bakalım. İnşallah şanslarına her zamanki gibi güzel olur. Burayı da şöyle çekeyim size. Geçen bu çiçeğimi söyledim ama göstermedim sanırım. Bayağı bir kurumuştu. Böyle uçlarını kestim. Bu şekilde de diktim. Bayağı güzel tuttu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet, komşularımın tabakları da burada. Karışmasın diye hangisi neyi getirdiyse üst üste koydu. Burada 5 evin tabağı var. Birazdan söylediğim gibi köstebek pastayı yapacağım.
İnşallah akşama kadar soğur, tabaklara koyup dağıtacağım Allah kısmet ederse. Şimdi çiçeğimi yerine koyayım. Aslında bu çiçeğe güzel bir saksı almak istiyorum ama bir türlü nasip olmuyor. Yine artık buna diktim. Yapacak bir şey yok. Öyle arkadaşlar, şimdi mutfağa gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar, malzemeleri söylediğim gibi ben hazırladım. Hatta yumurtayı, şekeri kattım. Şimdi ne var? 4 tane oda sıcaklığında yumurta var. 1,5 su bardağı şekerimiz var. 1 su bardağı yine oda sıcaklığında sütümüz var. Ondan sonra 2,5 yemek kaşığı kakaomuz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Kabartma tozu vanilya, 2 su bardağı da unumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Bu boy borcama tam yeterli geliyor. Ben güzel bir şekilde borcamı yağladım. Borcamı hemen kenara aldım. Şimdi ilk etapta ne yapıyoruz? Şekerle yumurtayı böyle köpüş köpüş olana kadar çırpıyoruz. Ondan sonra da diğer malzemeleri katıyoruz bakalım. Şimdi sıvı malzemeleri ekledim. Yani sütünü, yağını, sırada ne var? 2 su bardağı unumuz var ama ondan önce kakaoyu dökelim. 2,5 yemek kaşığı kakaomuz var. 2 su bardağı unumuz var. Ve tabii ki de kabartma tozumuz var. Evet, kekimizin kıvamı bu şekilde arkadaşlar. 2 su bardağı un yeterli geliyor. Şimdi borcama döküyorum. 180 derecede kürdan testi yaparak kekimizi pişiriyoruz bakalım. Bu şekilde aldım. Fırınımı da önden açtım. 180 derecede. Şimdi hemen bu güzelliği fırına gönderiyorum. İnşallah şanslarına her zamanki gibi güzel olur. Afiyetle yemek nasip olur komşularıma. Evet. Şimdi güzel düzelteyim. Kekimiz fırına gitsin bakalım. İki fırına atmışken ben hemen kremasını yapıyorum. Bir paket krem şanti ve bir pakette bu 3 dakikada hazır ol. ve bir de bu 3 dakikada hazır ol. Hazır ne ya? Allah'ım. Ve 3 dakikada hazır olan bu Dr. Oetker'in kremolesinden kullanıyoruz. Bir paket arkadaşlar, bunları koydum. 2,5 su bardağı süt ekleyeceğim. 1 çay bardağı da damla çikolata var. İnşallah şimdi bunları da güzel bir şekilde çırpacağız. Bir bardağı ekledim. Söylediğim gibi süt 2,5 su bardağı olacak. Kek pişene kadar bu da dolapta dursun istiyorum. Bunları şimdi güzel kıvam alana kadar böyle çırpıcımla çırpacağım. Söylediğim gibi kıvam aldıktan sonra da hemen şuradaki damla çikolataları ekleyeceğim. Kremamız hazır olacak. Arasına bir de 4 tane muz keseceğiz. Malzemeleri bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hafif bir pasta oluyor. Kekim fırında pişerken burada eşim bize meyve suyu hazırladı. Arkadakiler mandalina ile portakal suyu. Öndeki de mandalin, portakal ve greyfurt suyu. Greyfurt'u eşim çok seviyor. Kendisine öyle yapmış. Yaren'le bana da portakal mandalina sıkmış. Ellerine, kollarına sağlık. Allah razı olsun. Sağ olsun. Şimdi keki de fırından çıkaracağım ama ondan önce afiyetle portakal sularımızı içelim. Şifa olsun inşallah diyorum. Birazdan tekrar buluşuruz arkadaşlar. Normalde kahve içecektik ama portakal suyu gerçekten iyi geldi. Artık kahve keyfimiz akşama kaldı. Portakal suyunu içerken kekim de şimdi fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle birkaç bıçak darbesi var. Kürdanla bakmaya üşendim. Elimde bıçak vardı. Bıçakla test ettim. Bakın pamuk gibi yumuşacık bir kek oldu. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra diğer işlemleri sizlerle birlikte yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kek soğuyana kadar eşimle beraber AVM'ye, Migros'a geldik. Tavuklu pilav yapacaktım. Baktım göğsüm yoktu. Barış kendisi gelecekti. Sonra hadi gel beraber gidelim dedi. Maskeleri taktık, eşofmanları giydik. Geldik bakalım. Şimdi Migros'tan alalım. Hemen evimize gidelim.
Hemen hemen bir buçuk aydır bu yasaklar var. Ben cumartesi ilk defa çıktım yani. Hiç daha önce çıkmamıştık. Öyle bakalım, geldik şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kekimi kestim. Bıçakla böyle buralarını çıkartacağım. Ondan sonra da ne yapacağım? Süt dökeceğim. Şöyle bir çay bardağı sütüm var. Vallahi demin eşime diyorum, yasaklarda bir biz çıkmamışız herhalde. Migros'ta çoluk çocuk da vardı, böyle şaşırdım da. Hızlıca alacağımızı aldım. Tavuğu hemen haşlamak üzere tencereye koydum. Şimdi de bunu yapayım. Vallahi inşallah pastam akşama kadar soğur. Artık soğumazsa yarın veririm diye düşünüyorum. Çünkü bunun iyice soğuması gerekiyor. Saat şu an 4.30 oldu. 4.30 oldu mu Barış? Evet, 4.30 olmuş. Attım ama tuttu. Evet, şimdi böyle bunu güzel bir şekilde alayım arkadaşlar. Evet, pastayı görüyorsunuz. Bu şekilde güzel ayırdım arkadaşlar. Bunları da üstüne kullanacağım. Artan olursa benimkiler yiyorlar zaten. Şimdi ne yapalım? Bu arada bulaşık makinesini de boşalttım. Bulaşık makinesi boş olunca zaten dünyalar bizim oluyor. Şöyle aşırı da ıslatmayacağım. Bir kere böyle çok geldi. Çok da ıslak olsun istemiyorum. Böyle güzel kenarlarını ıslatayım. Ortasına biraz dökeyim. Sonra da sizlerle birlikte sosunu yaptık zaten. Yani kremasını. Onu güzel dökelim. Pastamı hemen dolaba atayım. Valla bir çay bardağı süt dedim size ama bu bir çay bardağı sütün hepsini kullanmayacağım. Dediğim gibi geçenlerde yaptığımda hepsini kullandım. Bana çok ıslak geldi. Bence bu yeterli. Hepsini bitirmedim. Şöyle kremam dolaptaydı. Onu çıkardım. Böyle muzları aralarına dizeceğim. Hepsi dolacak şekilde. Çok kalın da kesmiyorum. Çok ince de kesmiyorum. Görüyorsunuz zaten. 4 tane muz gidiyor arkadaşlar böyle içine. Evet arkadaşlar, muzları kestik. Bu şekilde kremayı da üzerine yayacağız şimdi. Muzları şöyle kaydırmadan. Ondan sonra da ayırdığım keki üzerlerine güzel ufalayacağım. Hemen bunu dolaba atacağım. Tavuğum da haşlanıyor. Şöyle. Aslında ben şuralara da krema gelsin istiyorum ama yetmeyecek galiba. Bakalım, eğer gelirse. Oralarda da krema olunca çünkü daha hoş oluyor. Bu tarz pastalar güzel oluyor. Evet, sadece hani soğumasını falan bekliyoruz ya. O yüzden bayağı bir vakit alıyor maalesef. Yoksa pratik oluyor da. Biraz insanı oyalıyor ama gerçekten güzel oluyor. Evde kivi var, ya kiviyle üstünü süslerim bu sefer. Ya da her zamanki gibi muzla yaparız, bakalım duruma göre. Şöyle Allah'ım, muzu kapatamıyorum. Şöyle de buralara geldiği kadar sürmeye çalışayım. Pastam hazır oldu sayılır. Tavuk pişerken pirinci de suya koyacağım. Şimdi böyle kekimi güzel ufalayayım. Her tarafını kapatayım. Pastayı doğru dolaba atalım bakalım. Dolaptan çıkınca da sizlerle birlikte süslemesini yaparız. Akşam çayına komşulara yetiştiririm inşallah.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pastamı kestim, kivi ile süsledim, çikolata sosu döktüm. Ortalarına da şöyle damla çikolata koydum. İnşallah her zamanki gibi çok güzel olmuştur. Afiyetle yerler. Şimdi bunu dolaba koyacağım. 1-2 saat dinlensin. Bulaşıklarımı ayarlayacağım. Oturmak yok yani. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu görüntüsü. Umarım lezzeti de her zamanki gibidir. Şimdi bu güzellik doğru dolaba gidiyor. Vallahi arkadaşlar, ben sabırsız dayanamadım. Akşamı bekleyemedim. Yemek vaktinden önce komşularıma tabaklarını getirdim. 5 komşumun tabağı vardı. Hepsine verdim. Tekrardan Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten zor günümde kapımı açtılar. Bana yemek getirdiler. Şöyle Barış'a, Yaren'e ayırdım. Bir tane de bana kaldı. Afiyetle yeriz inşallah. Bekletsem daha güzel olacaktı ama biraz acele ettim. Olsun, en azından tabakları herkese kırılmadan etmeden vermiş oldum. Kafam rahat oldu. Onlar inanın kaç gündür balkonda duruyor. Bir an önce sabırsızlanıyordum vereyim diye. Helal hoş olsun. Onlar da helal etsinler inşallah haklarını. Böyle bakalım. Şimdi bunları tabağa alayım. Borcamı hemen suya koyalım. Bulaşık makinesine atalım. Bakın, daha tavuk haşlanmadı. Ben o kadar hızlı bir şekilde bunları dağıttım ki anlatamam sizlere. Pilav hazırlığına, akşam yemeği hazırlığına geçeceğim bakalım. Evet, ben mutfağa girdim yine arkadaşlar. Bugün zaten mutfaktan gerçekten çıkamadım. Ama iyi olalım, çıkmayalım. Pirincimi suda beklettim. Bu pirinç Bim'in pirinci değil. Her zaman Bim'den alıyorum. Biliyorsunuz dün Yunus'tan almıştım şöyle 1 kiloluk. Bol tereyağında tavuk sulu yapıyorum. Şimdi tavuklarını ekleyeceğim. Ondan sonra pilavımı kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Afiyetle yiyeceğiz bakalım. Evet, tavuklarını ekledim. Şimdi kapağını kapatalım. Altında şöyle bayağı bir kısalım. Evet, pilavımız olsun bakalım. Arkadaşlar şöyle bir tabak koydum. Instagram'a reels çekmiştim. Gerçekten tane tane güzel oldu. Zaten baldo pirinçti. Tavuklu pilavı biz böyle genelde karabiberle tüketiyoruz. Salata yapmadım. Yeşil soğan kestim. Domates kestim. Bol turşu çıkardım. Tarhana çorbamı da ısıttım. Daha ne olsun? Bize afiyet olsun. Yemekten sonra inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Evet arkadaşlar, saat 12 oldu. Ben kapanışı bugün bayağı bir geç saate bıraktım. Çünkü sabahtan beri mesajlara dönememiştim. Demin oturdum, mesajları yazdım. İnanın bir saatten fazla zamanımı aldı. Ama olsun, elleriniz kollarınız dert görmesin. Her gün üşenmeden, bıkmadan bana mesaj yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Bir taraftan da Reels videolarım vardı Instagram'da. O tarafa gelen mesajlara da cevap verdim. Bugün hem oraya video çek hem bu tarafa çek derken, bir de böyle balkona kahvaltı kurdum, pasta yaptım, yemek hazırladım derken biraz kendimi yordum sanırım. Ama olsun, ne yapalım? Uyuduktan sonra kalkınca bir şeyimiz kalmıyor, Allah'a şükürler olsun. Hala soran arkadaşlar var ara ara, şükürler olsun iyiyiz. Yaren'i soran arkadaşlar var, Yaren de çok iyi. Hatta bir arkadaş sormuştu test yapıldı mı diye. Çocuklara test yapılmıyor, biz de talep etmedik zaten. Zaten en baştan beri söyledim, grip gibi geçirdi. Yani babası gibi geçirmedi Allah'a çok şükür. Eşim de işe başladı. Ben de iyiyim. Böyle ara ara halsizlikler oluyor ama onlar normal. Dün bir arkadaş yazmıştı, sizler ne güzel atlattınız darısı, inşallah herkese olsun diye. Tabii ki de dualarımız bütün bu hastalıkla mücadele eden herkesle arkadaşlar. Allah'ım herkesin yar ve yardımcısı olsun. Bir cumartesi günü daha böyle bitti. Bugün size söylediğim gibi ben yasaklarda ilk defa dışarı çıktım. O da işte eşim kendi gidecekti, hadi gel beraber gidelim deyince böyle yürüyüş de yapmış olduk. İyi oldu. Normalde biz çıkmıyoruz tabii ki de, kurallara uyuyoruz. Ama söylediğim gibi bugün tavuklu pilav yapacaktım. Baktım tavuğum yoktu. Yani haşlamalık tavuğum yoktu. O yüzden beraber gittik, hemencecik geldik. İzlediniz zaten. Bugün ne hissettim ama biliyor musunuz? Hani bu hastalığın başında AVM'ler kapalıydı. Hatta bir vlogumda vardı böyle, bütün her yer kilitli. Dükkanlar kapalı işte. Kepenkleri indirilmiş. Bir tek Migros açık. Sanki o gün gibi oldum böyle. Kendimi kötü hissettim. Allah gerçekten herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik. Hala geçiyoruz. Esnafımızın, bütün çalışanların Rabbim yardımcısı olsun diyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyorum, bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Gözlerim gitti gidiyor bu arada.
Nedense bu akşam acayip bir uykum geldi. Ben normalde böyle 12'de falan uyumam. Ama bugün yorgunluktan sanırım böyle zor konuşuyorum. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarınki vlogda tekrar buluşuruz diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.